her şey çok kolay gitti. Yani ben hatta ilk başta biliyorsunuz bir İngiliz oyuncu olacaktı. Onun değiştirilmesini Ayşe Barın'ı aradım, vapurdaydım. Hı. Annemden geliyordum şeye, Karaköy'e doğru vapurda. Dedim ki ya dedim Halit nasıl durumda, nedir şeyleri falan filan. Sonra Halit'i aradım. Yani çok doğal, çok kolay gitti. Tuğba karşıma geldiği zaman, ilk oturduğu zaman bu Neval dedim içimden. Neval'in bakışları bunda dedim filan. Kalktı gittiği zaman dedim ya bu kız çok iyi olur dedim. Biz de çok memnun oluruz dedi casting. Niye dedim? Ay dedi çok dedi star falan da işte. Bu kısmını ezmiyoruz ama. Yani hayır şey olarak diyorum. Nejat'la mesela Mehmet'in rolleri aslında tam tersi olacaktı. Ha. Karşılaştık beraber. Ya yani bizim ilişkimiz güzel bir ilişki. Hepimizin ilişkisi çok güzel. Yani çok rahatız. Hiç kimse kimseyle değil mi? Hiç, bir işte sen onu aldın, ben ona, öyle bir şey yok. Mutlu Mesut çektik filmi dolayısıyla. Çok güzel, çok iyi, çok ben çok mutlu oldum. Zaten harika. Biliyorsunuz bir filmin nasıl gideceği, ne olacağı, ne eleştiri alacağı, onların hepsi tabii hepsi çok önemli de evet. Ama önemli olan sizin o filmi çektiğiniz zamandaki duygularınız çok önemli. Evet o enerji o zaten seyirciye de geçer aslında. İnşallah. Tabii biz şunu merak ettik. Tuğba Büyüküstün örneğin Ferzan'ın hayatında çok önemli isimlerden birini Neval'i oynuyor. Yusuf Mehmet Günsür'ün oynadığı karakter keza öyle. Nejat zaten aslında Ferzan'ı oynuyor. Yani en azından öyle bir çıkarım yaptık. Çünkü şunu söylemem lazım. Birebir kitapla aynı değil bu film. Epeyce farkı var. Onu bir baştan söyleyelim. Bir tek Halit'in oynadığı karakter sonradan eklenmiş. Orhan Şahin. Ve ben ama yine de şunu soracağım. Aslında bana kalırsa bu karakterlerin hepsinde Ferzan'dan bir parça var. Aynı şeyi söyleyecektim ben de. Hepsi evet. Doğru mu hissettiniz? Aynen. Hepiniz aynen. Ferzan'ın bir yanını, bir yönünü oynamışsınız sanki. Evet. Doğru mu? Aynen. O zaman öyle sorayım. Önce Nejat'a sorayım. Hangi Ferzan'ı oynadın ya da nasıl bir Ferzan çıktı senin yorumunda? Ben Ferzan olsaydım ne yapardım diye düşünüp oynadım ben. Ve hani sana göre... Ne yaptın diyeyim o zaman Ferzan'ı yerine koyarak kendini? Bu ya çok büyük spoiler olur. O yüzden söylemeyeyim yani. Peki güzel. Güzel. Bu arada filmin bitmiş halini tek seyreden benmişim herhalde bu ekipten Ferzan Ağar. Seyrettin mi? İtalyancasını seyrettim. Roma'daki gösterimde Halit de olması lazım. Yok onlar seyretmeden, onlar çünkü hemen dönmek zorundaydılar. Ha seyredemeden mesela döndüm. Bu akşam seyredecekler. Evet. Güzel. Ben de onların seyretmelerinden çok heyecanlıyım. Yani nasıl şey olacak? Nasıl bir tepki verecekler? Mehmet ikisini de seyrettin sen. Türkçesini... Ya evet Türkçesinin bir önceki versiyonu. Bir önceki versiyonunu seyretti. O torpilli Roma'da yaşadığı için bir de evet. Artık benim oğlum gibi olduğu için o torpilli kapris de yapıyor bana. Evet ama bu kadar yakınız diye anlatmaları rağmen hemen soruldu. 20 yıl sonra tekrar bir araya geliyorsunuz. Niye bu kadar beklediniz? Aranızda bir dargınlık mı vardı, husumet mi vardı? Yok öyle hiç yani. Gerçek şu ki. Kader. Ne güzel. Doğru projede, doğru yerde buluşmak diye evet, de bir, evet, tabii evet, elbette bir yanı var. Şimdi Tuğba Neval'i oynuyor dedik oradan devamla. Mağrur bir kadın ve gerçekten özel bir kadın. Böyle olmasını da Ferzan istedi tahminen ama hani gerçek bir karakteri oynamanın zorluğunu da sordular sana çok. Bir şey söyleyebilir miyim? Yani ben ama Tuğba'ya da çok, yani kişilik aynı zamanda Tuğba'ya da çok yaklaştı. Yani Tuğba'nın konuştuğumuz zaman kişilerine de yaklaştı. Sadece bir şeye birisinin nasıl diyeyim, o karaktere girmesi değil de karakter de Tuğba'ya yaklaştı. Onu diyeyim. Yönetmen böyle dedikten sonra. Peki sen nasıl hissettin Neval'e dair? Neval'e dair yani ben hep şunu söylüyorum. Hani Ferzan, ben ve Neval karakteri, Ferzan'da olan Neval karakterinin bir karışımı olduğu Neval bence. Ne işte sadece Ferzan, ne Neval, ne sadece ben. Hepimizin ortak bir böyle tatlı bir kesişme noktasında ortaya çıktı diye düşünüyorum. Evet, etkileyici bir karakter çıkmış gerçekten. Çok gizemli ve özel bir kadın çıkmış. Yanlış mı hatırlıyorum?
ilk tanıştığınızda seninle ilgili ne düşündüğünü anlatırken Ferzan bir benzetme yapmıştı. Eğer yanılıyorsam düzelt. Kamyon şoförü mü demişti? Ya yok, o yemek yemesi. Dün akşam da aynı şeyi söylüyordum. Yani öyle. Bunu biraz açabilir miyiz? Orada bir merak konusu kaldı. Yani açıklayamadım. Yani açacağım. Yemek yemesinden miydi? Gelin bir akşam nereden? Yemek yiyelim beraber. Peki. Yani bir cevap hakkı vardır diye düşünüyorum. İki elinden beraber yemek yiyor yani. Bir önünden alırken ötekinden yemek. Öyle bir kadın. Evet. Tuğba'nın bilmediğiniz yönleri diye bir başlık açılabilir. Peki sen Ferzan'la ilk tanıştığında ne düşünmüştün? Ya çok... çok ani oldu. Hani 12 saat bile geçmedi zaten hani benim işte Ferzan'la buluşmamın işte haberinin gelmesi, ayarlanması ve benim ona gitmem arasında benim açımdan. Ondan sonra hani Ferzan benim için çok hani takip ettiğim, işlerini takip ettiğim, bu sefer acaba ne göstermiş, ne izleyeceğiz, neyle tanışacağız diye takip ettiğim bir yönetmendi her zaman. Dolayısıyla tabii ki Ferzan'la tanışmaya gittiğimde bir kere en başında bunun için çok heyecanlandım. Sonra oturduk, sohbet ettik. Sonra yemek yedik. Ondan sonra... Orada yemek yerken etkiledim. Yemek yerken etkiledim. Orada şüphe düştü. Orada şüphe anlaşıldı. Orada yemek de oldu yani bence ne oldu. Çok iyi. Şimdi Halit yine bir röportajda demiş ki seneler önce ben Ferzan'a CV'mi göndermiştim. Oradan da bir geri dönüş olmamış öyle 15 mi? Sene. 15-16 sene falan oldu. O Halit bu Halit diye ilk anda hemen düşündün mü ya da? Ya ben şeyin sarhoşluğu içindeyim. Dün akşam işte İtalya'dan bana hep çıkan şeyleri gönderiyorlar, eleştirileri falan. Hı. Bir de bir şey var, şeyli bir adam konuşuyor. Nasıl denir? Şey eleştiri yapıyor, video eleştiri yapıyor. Halit için o kadar güzel şeyler söyledik ki adam ben böyle hemen sana o, dün akşam gece gönderdim şeyi abi, ama evet, açamadın sen evet, şimdi. Açamadım. Yani oyuncuların üzerine çok güzel şeyler çıkıyor. Ben çok mutluyum yani bu yeter bana. Öyle o şekilde Mehmet için, Necdet için, Tuğba için hepsi için çok güzel şeyler söylüyorlar. Hele Zehir'in için aynı zamanda. Evet. Ama Halit, Halit'i göreceksiniz yani. Bambaşka. İzlemiş. Halit bambaşka, bambaşka. Evet. Bambaşka. Orhan'ı sevdik. Neredeyse Orhan ve Deniz ikisini ben erkek, tek erkek karakteri olarak algıladım. Yani Deniz soysal başlar, Orhan Şahin tamamlar gibi bir yanı oldu İkisi hikaye. İkisi tek kişi gibi zaten birleş, yani böyle değişik, neyse. ben seyrettim, ben biraz ister istemez spoil vereceğim. Ama bu filme dair öyle spoil vermenin de hiç ruhunu kaçıracak bir yanı yok. Film gerçekten çok güzel bir İstanbul filmi. Onun altını çizmek lazım. Sorun yoksa konuşalım yani. Benim için yok. Peki Mehmet'e gelirsek. Hem İtalyancasını seyrettin, hem Türkçesini seyrettin ve orada hep söyler ya Ferzan, ben İtalyanca düşünüp yazıyor olabilirim artık diye. Hani orada sen nasıl hissettin? Türk filmim diyor da Ferzan, sen her iki versiyonu gördüğün için. Sen seyirci olarak baktığında ne hissettin? Aslında Türk versiyonun son halini görmedim. Bir de İtalyancasını, yani İtalya'daki halini büyük ekranda, sinemada seyrettim. Türk halini öyle seyretmedim. O yüzden hani şu anda bir şey yapamayacağım ama tabii ki iki dil arasında çok fazla fark var. Ritim, müzik farkı var. Bu tip şeyler farklı olabilir. Yani sonuçta bu öyle bir film ki aslında ertesi sabah uyandığınızda böyle tekrar aklınıza gelen, tekrar o duyguları size yaşatan bir film. Böyle içinizde devam ediyor çalışmaya film sanki. Benim oynadığım karakterde Ferzan'ın karanlık tarafıyım ben. Herkes de bir tarafı var ama benimki en karanlık tarafı diyebilirim.